Havelsan'ın Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirketi var. Quantum 3D adını taşıyor. Zaman zaman haberlerini paylaşıyoruz. Görüntü işleme odaklı savunma ve havacılık konularında ve başka sektörlerde de faaliyet gösteren bir şirket. Yanımızda Murat Bey var, şirketin CEO'su. Bizim tabii izleyicilerimiz merak ediyor. Havelsan neden Amerika'da bir şirket aldı? Havelsan yöneticileri ben bildiğim için söylüyorum. Çok visionary, yani ileriyi görmeyen arkadaşlarımız. İlk başta dünyada işte savunma sanayi başka neler oluyor, yeni teknoloji nasıl takip ediliyor diye düşünmüşler. Ondan sonra işte bizim Quantum 3D, Quantum 3D şirketini savunma sanayine hizmet eden Silikon Vadisi'nde, San Francisco'da, Amerika'da faaliyet gösteren şirketi satın almak için isabetli bir karar almışlar. Ve çok faydalı olmuş düşünüyoruz. Aynı zamanda Quantum 3D'nin bir fonksiyonları var. Bunlardan en önemlisi savunma sanayi, Havelsan başta olmak üzere diğer savunma sanayi şirketlerine, Aselsan, TUSAŞ gibi şirketlere de kendi yazılımlarını için destek veriyor. Efendim. Ve aynı zamanda teknoloji takip ettiğim için sürekli fresh, neler şu anda rağbette, gelecekte ne olur, onları takip ediyoruz ve söylüyoruz. Bu vizyonu Havelsan'a Türkiye'ye doğru aktarıyorsunuz. Orada kaç kişilik bir ekipsiniz? Biraz şirketi tanıyabilir miyiz? Biz o vizyonu elimizden geldiği kadar buraya paylaşıyoruz. Quantum 3D küçük bir şirket. Yani şu anda biz orada Amerika'da core dediğimiz 10 kişilik bir grubumuz var. Ama Silikon Vadisi de bu işin merkezi mi diyelim, çok önemli San Francisco'da. Evet, tabii bunun merkezi ama bizim Türkiye'de bir takımımız var. Yani Türkiye'de yaptırabileceğimiz şey Türkiye'de yapıyoruz ama core grup, ana grup orada. Burada Havelsan içerisinde bizim grubumuz var. Ve orada yapacağımız şeylerin bir kısmını burada yapıyoruz. Sağ olsun, yani çok güzel bir team olarak çalışıyoruz. Orada yeni teknoloji, Silikon Vadisi'nin olmanın avantajı zaten o. Bilmeyenler için Silikon Vadisi'nin merkezi bildiğin bu Apple, Google gibi şirketler, TikTok, efendim Snapchat for gençler için hepsinin merkezi orada, bize en fazla 15-20 dakika mesafede. Yani ister istemez fazla da takip etmeniz gerek yok, duyuyorsun zaten. Yani dışarı çık, bir yerlere git, kafeye git, efendim bir sosyal event'e git, mutlaka şu oluyor, böyle oluyor diyerekten duyuyorsun ve sürekli bir yeni teknoloji havası var yani orada. Quantum 3D'nin de en önemli özelliğinden biri, nasıl ederiz de yeni teknolojiyi getiririz, aynı geliştiririz diyerekten. Bu alanda şunu da gördük, sonrasında Havelsan ciddi miktarda world class ürünler çıkarıyor. Yani world class ürünler çıkarıyor. Sadece her şey Silikon Vadisi'nde olmuyor, onu da söylemek istiyorum. Sadece yani Amerika'da olacak diye. Eskiden öyleymiş, o artık kalktı, özellikle internetten dolayı, bu yazılımlardan dolayı. Onu herhalde Türkiye yakalamış gibi gözüküyor. Hatta bazı yerde geçmiş gibi de gözükebiliyor. Mesela Havelsan'ın böyle ürünleri var, world class diyebileceğimiz. Biz sadece orada getirmekle kalmayıp Havelsan ürünlerini biz Amerika'ya götürüp Amerika'ya pazarına sunuyoruz ve üzerine satmaya çalışıyoruz. Mesela Baha'yı getirdik, paraşüt simülatörünü getirdik, çok ilgi çekti. Hatta Florida'da şu anda Havelsan'ın ürünü çalışıyor. Millet atlıyor paraşüt simülatörüyle. Paraşüt simülatörü Florida'da çalışıyor, evet, kullanılıyor. Evet, kullanılıyor. Müşterinin yerinde kullanılıyor. Bunun üzerinde şimdi UAV dediğimiz Baha'yı götürdük. Onun üzerinde çalışıyoruz. Yani çok şey geldi, attention, yani çok bayağı ilgi çekti, dikkat aldı. Evet, bayağı ilgi çekti. Efendim, bunun yanında Barkan'ı götürdük. Hatta Ekim ayında Barkan'ı Washington DC'de fuarda göstereceğiz. İlk defa göreceğe çıkacak. Böyle devam ediyoruz. Benim tabii sormak istediğim şirketle ilgili de bir başka konu. Sizin yelpazeniz çok geniş. Uzaya doğru çıkıyorsunuz. Biraz o faaliyetler hakkında da genel biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bizim software'imiz, image generator dediğimiz görüntü üretici bir software'imiz var. Hemen her simülatöre gidebilecek bir şey.
Yani sadece bir ürün, bir tane simülatörde içinde ya da bir tane uçak için değil. Hemen hemen her uçak için kullanılabilecek bir şey yani. Cuvata gibi diyebileceksiniz yani, böyle anlatacağız ya da böyle her şeye kullanabileceğiniz. Sadece application alanları değişiyor. Klasik olarak Quantum 3D'nin ürünleri böyle askeri pilotların eğitimi için kullanılıyordu. Ondan sonra sivil pilotların eğitimi için kullanılmaya başladı. Efendim bu A320 Boeing gibi uçakların. Ondan sonra bu alanın dışında biz başka bir alanlara da satmaya başladık. Mesela bunu bahsettiğiniz gibi uzay. Biz 5-6 sene önce bir uzay şirketi duymuşsunuzdur ve meşhur şu an, zengin olanlar uzaya gitmeye çalışıyor. Uzay turizmi yapan. Uzay turizmi yapan şirkete biz bir kendi sistemimizi sattık. Oraya giden test pilotları bizim software'i kullanarak kendilerini eğittiler ve başarılı bir şekilde 2021'de uzaya gidip geldiler. Bundan sonra biz yeni ikinci bir uzay şirketine de bu ürünü sattık. Onlar da dünyanın en büyük uçağı diye satıyorlar. Onun da testleri devam ediyor ve pilotlar bizim software'i kullanarak testlere başladılar. Lafınızı keseceğim. Tabii izleyicilerimize de şunu söyleyelim. Uluslararası anlaşmalar dolayısıyla Murat Bey tabii o şirketlerin adını haklı olarak vermiyor. Gizlilik anlaşmaları var ama izleyenler ne olduğunu anlamıştır artık havacılık meraklıları olarak. Evet. Bunun yanında uzayın yanında başka birkaç alan daha var bizim girdiğimiz. Bir sağlık alanda hiç nasıl dersiniz ya, savunmayla sağlık alakası nedir diyerekten. Vallahi pandemide çok ortak yönlerini öğrenmiş olduk. Şimdi air ambulans dedikleri duymuşsunuzdur. Helikopterlerle hastaları hastaneye götürüyorlar. Onların pilotların eğitiminde Almanya'da kullanılıyor bizim ürünümüz. Anlasını. Diğer bir şey de yangın. Özellikle Kaliforniya'da yangın çok meşhur, biliyorsunuz her zaman yangın oluyor. Türkiye'de oldu geçen sene, inşallah bir daha olmaz. İnşallah. Efendim. Ama olduğu zaman da bu yangın söndürme uçaklarının pilotların eğitiminde kullanılıyor. Kanada'da dünyanın en büyük yangın söndürme şirketine biz sistemi sattık. Kullanıyorlar 2 yıldır. Bunun yanında yeni bir haber vereyim. Bu daha yeni, fresh. Çok çok seviniriz. Bunu belki duymuşsunuzdur, böyle filmlerde duymuşsunuzdur. Uçan arabalar olacak, şöyle olacak. Bize söylerler çocuklarımız da. Uçan araba gerçek olmaya... Cezeri duruyor Baykar'ın. Evet, onu da gördüm. Yani Cezeri'nin rakip olabilecek başka bir şirket şu anda. Onlarla anlaştık. Biz geçen seneden beri beraber çalışıyoruz. Onlara küçük bir sistem verdik. Yine Kaliforniya'da. Efendim sistem güzel çalışıyor. Şimdi büyük bir sistemi veriyoruz onlara. Yani hatta şu an Los Angeles'ın modellemesini yapıyoruz. Biz şimdi software yaptığı zaman bir de bu uçulacak bölgenin 3D modelini, gerçekçi modelini yapıyoruz ve onu yapma aşamasına başladık. Ve uçan araba büyük ihtimalle 4-5 sene içerisinde piyasaya çıkar ama biz şimdiden başladık. Çok zevkli bir şey. Yani biz de bu arada şirketle konuşuyoruz, işte şöyle olsun mu? Ama ortada henüz şirketin şeyi yok, yani böyle prototipi bile yok. Ama pilotlar bizim software'i kullanarak, simülatörü kullanarak uçmaya başlıyor. Ve birkaç sene içerisinde daha güzel haberlerle göreceksiniz, duyacaksınız yani. Murat Bey, sizin çok vaktinizi aldık ama bir de sizi kısaca tanıyalım. Ne yapıyorsunuz, ne eğitimi aldınız? Onunla da tamamlayalım röportajımızı. Tabii. Efendim ben Samsunluyum. Burada bu arada bütün gelenlere Samsunlu olarak hoş geldiniz diyorum. Uzun süredir ben Samsun'da kalmadım ama yani gelince memleket. Evet. Ortaokul, liseyi ben Merzifon'da okudum efendim. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Oradan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu, Amerika'ya gittik. Gidiş o gidiş. Orada kaldık, evlendik, çocuklarımız orada oldu. Orada okuduk ve faaliyetlerimizi orada devam ettirdik. Değişik kendi şirketlerimi kurdum. Daha önce startuplar, hatta biz telekom işi yaptık önceden. Efendim bunun hatta bizim daha önce benim yaptığım şirketin bir programı şu anda Google'da çalışıyor. Google Voice diye buradakiler kullanmaz ama Türkiye, Amerika'da kullanıyorlar. Google Voice'in bir kısmı bizim ürünümüz diyebileceğimiz bir şey. Son 5 yıldır da savunma sanayinde özellikle Havelsan odaklı ve elimizden geldiği yardım etmeye çalışıyoruz. Bu arada yani Havelsan tekrar gündeme getirmemiz lazım. Yani bütün şirketlerin böyle devam etmesi lazım. Yani Türkiye'nin önü açık.
Haversen bir risk atmış, açılalım diyerekten. Diğer şirketlerin bunu devam etmesi lazım, takip etmesi lazım ki hem diğer teknoloji takip edeceksin ve onu geçeceksin. Geçmenin tek yolu önce başkaları ne yapıyorlar? Yaptıktan sonra biz bunu nasıl geçeriz diye yapıyorlar. Ki bu Teknofest de onun üzerine katalizör görevi görüyor. Ciddi katalizör ama. Onu da bugün gördüm. Ben ilk Teknofest'im bu. O katalizörden sonra artık bu Türkiye'nin önüne 10 senede kimse durduramaz. Yani onu 2-2-4 Amerikan gençliğini biliyorum ben. Yani ciddi gençlikler var ama yani artık Türk gençliği Amerikan gençliğini yakaladı ve daha böyle ciddi işlerle uğraşacak seviyeye geldiğini düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Biz fuar yerlerinde gezdim. Üniversitelerin standlarını gezdim. Efendim, İTÜ'nün gittim. Diğer üniversitelere gittik. Ben İTÜ mezun olduğum için hatta bize rozet bile verdiler. Sağ olsunlar. Evet. Gençler çok güzel projeler yapmışlar. Yani Haversen gibi şirketlerin destek verdiklerini de öğrendim. Çok sevindim, mutlu oldum. Efendim. Ve diğer şirketlerin de bu gençlere yolu açmalarını tavsiye ederim. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Orada mesela lise, ortaokul talebelerine böyle olimpiyatlara katılan oluyor. Robotik projeleri oluyor. Onlara ufak tefek biz desteğimiz oluyor. Aynı şekilde burada da şirketler arttıra devam ettirirse o gelecek için çok büyük bir yatırım. Bazen 1'e 10, 1'e 20 bilemezsiniz. Bir tanesi gelir. Daha büyük bir buluş olur. Yani ki olacak, yapacak kesin. Hiç boşa gitmez yani. Paraların oralara harcanması çok güzel olur. Yani. Evet, evet. Umarım bunlar büyüyecek, meyve verecek ve Türkiye'nin daha da ileri gitmesine katkıda bulunacak. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.